Türkiye Cumhuriyeti'nde abim seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ve tek cumhurbaşkanı kimdir? Benim. Mantıklı. Mustafa Kemal Atatürk bence. Mustafa Kemal Atatürk değil yalnız. Değil biliyorum da bence o. Peki. Aa, vallahi şu an hiç aklıma gelmiyor. Çok üzgünüm ama gelmiyor. Çok uzaklara gitmesek, yakınlarda birini düşünsek. Çok yakın olan mı? Evet, çok yakınlarda. Tayyip Erdoğan mı? Evet. Halk tarafından seçilen, doğru. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Halk oylamasıyla seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı. Sanırım bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Halk oylamasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde seçilen, evet. Teşekkürler. Rica ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk tarafından seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Size de soralım. Atatürk. Değil mi? Halk tarafından seçilmiş. Çok sevgili Atatürk'ümüz. Atatürk. Evidi yani yeşil. Ama Mustafa Kemal halk tarafından seçilmemişti. Yani bir referandumla seçilmemişti. O kadar kazandığı savaşlar, zaferler öyle muhteşemdi ki dünyanın en büyük lideri. Çok normal yani, o zaten bin kere hak etmişti her şeyi. Peki Atatürk'ün ilkeleri kaç tanedir? 6. 6 tane. Nelerdir bunlar? Evet. Çok yani kolay sorular ama birden sorunca. Gençler öğreniyor. Ya yani. Gençlere öğretiyoruz bunları. Atatürk bilinci gençlerde uyanması lazım. Hayır, siz, kalmış. Tabii siz Atatürk'ün şimdi ilkelerini buyurun. En büyük Atatürkçü olarak söyleyin, gençler bir sizden dinlesin inşallah. Zor soru. Halkçılık. Evet. Biraz şey yapın yani. Halkçılık, moderncilik. Evet. Moderncilik. Evet, halkçılık, moderncilik. Çağdaşçılık. Bir de yani, muhasırcılık. Muhasır medeniyet. Tabii. Tabii. Çağdaş medeniyet. Evet. Ya, altı ok yani beyni duruyor insanın bir anda. Hatta siz de biliyorsunuz Atatürk'ün ilkeleri aslında 6000 tane de. Yani 6 tane olarak yani genel aslında 6000 tane yani yazılı. Tabii ki. Atatürk. Halk oylaması seçilmedi mi? Dererim. Öyle mi? O zaman şey. Ne? Özal var. Halk oylaması. Halk oylaması ne? Cumhurbaşkanı seçilmiş. Recep halk. Tayyip. Evet. Üçüncü kelimesi neydi? Recep Tayyip Erdoğan. Evet abi, doğru. Tamam. Tebrik ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Halk tarafından. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Halk tarafından mı seçilmiş oylamayla? Ben onu görüyorum. Onu görüyorsunuz. Aynen. Resmi olarak halk tarafından referandum yapılıp. Vallahi onu bilmiyorum da ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Evet. Doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru olduğunu düşünüyorum. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Pardon. Kim? Özal. Özal değil. Demirel mi? Demirel de değil. Kim kaldı ki zaten? Şimdiki Cumhurbaşkanımız. Demin dedim ya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk oylamasıyla seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir? Bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum abi. Sözlü yaş görürsün. Kimdir abi? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun. Doğru mu canım? Doğru. Peki. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk tarafından seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı. Atatürk mü? Size de sorun. Yani. Recep Tayyip Erdoğan. Atatürk mü, Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan yani. Ha, soruyu şey sordunuz yani, ben ilk cumhurbaşkanını anladım. Halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı. Evet. Sezer. Kim? Sezer. Ahmet Necdet Sezer evet, mi? Evet. Halk tarafından seçilmiş, evet. Referandumla. Referandumla mı seçildi? Yok, halk tarafından seçildi. Halk tarafından. Evet. Sizce? Soralım, çok basit soru. Peki, tamam. Yanlış mı bilgiler? Yani Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Atatürk'tür herhalde. Atatürk müdür? Öyledir herhalde diyorum. Öyledir diyorsunuz. Hı-hı. Atatürk döneminde herhangi bir seçim olmadı. Hı-hı. Halk tarafından hiçbir oylama yapılmadı. Hı-hı. O zaman Recep Tayyip Erdoğan mıdır? Pekala, çok teşekkürler. Çok yani. Sağ ol. Çok sağ ol. İlk ve tek. Evet. Atatürk. O mudur? Halk tarafından oylama yapılıp seçilen. Tayyip. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Başka yoktur diyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Eyvallah. Doğru. Atatürk.
Atatürk müdür? Evet. Halk tarafından seçilmiş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Biliyorsunuz Atatürk döneminde herhangi bir seçim olmamıştı. Evet, doğru. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica ederim. Abdullah Köz. Halk oylamasıyla seçilmiş. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol, bildiniz, sağ ol. Bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda. Pekala, teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk oylamasıyla seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı. Atatürk başka var mı? Atatürk döneminde seçim olmadı yalnız. İlk cumhurbaşkanı. Olabilir mi? Değil. İsmet İnönü? Atatürk döneminde seçim olmadı abi. Olmadı. İsmet İnönü döneminde seçim olduğunda da zaten Adnan Menderes işte başbakan, cumhurbaşkanı. İlk cumhurbaşkanı kim ya? Hiç aklıma gelmiyor ki. Bir ipucu versen. Biraz günümüze yaklaşalım. Ahmet Necdet Sezer mi? Ahmet Necdet Sezer değil. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Desene kardeşim ya. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.